Düşünce gücünden bahsedelim. Düşüncelerimiz yaratıcı güce sahip. Düşüncelerimizle hayatımızı yaratıyoruz. Zihnimizi bir bahçe gibi düşünebilirsin. Aslında hayatımızda da bunun gibi. Ne ekersek onu biçiyoruz. Hangi düşünceleri ekiyorsak zihnimize, o düşüncelerin sonuçlarını yaşıyoruz. Bunlar hayatımızda bize deneyim olarak, hayatımıza çektiğimiz insanlar, sahip olduğumuz şeyler olarak geri dönüyor. Öncelikle merhaba, ben Aslı ve Aslında'ya hoş geldin. Negatif düşüncelerden kurtulmaktan bahsedelim ilk olarak. Çünkü çoğumuz negatif düşünüyoruz maalesef ki. Bu bizim için kötü bir alışkanlık gibi oluyor. Buna bağımlı hale geliyoruz neredeyse. Negatif düşünceler negatif duygulara yol açıyorlar. Düşünceler ve duygular sürekli tekrarlandığında bunlar bizim negatif inançlarımıza dönüşüyor. Ve inançlarla zaten hayatımızı yaratmış oluyoruz. Yani inançlarımız hayatımızı yönetmeye başlıyor. Biz bunların farkında olmadığımız sürece hayatımızı negatif inançlarımızla yaşıyoruz. Ve bu bizim aslında tüm davranışlarımızı belirliyor, yaptığımız şeyleri belirliyor, kullandığımız kelimeleri, hayatımızdaki insanları, yaşadığımız deneyimleri, sahip olduğumuz şeyleri, aslında her şeyi düşüncelerimiz ve inançlarımız belirlemiş oluyor, duygularımız belirlemiş oluyor. Zihnimiz gerçek ve hayal arasındaki farkı bilmediği için biz sürekli mesela overthinking yaptığımızda, yani sürekli çok fazla aşırı düşündüğümüzde bedenimize aynı stresi yaşatmış oluyoruz. Örneğin gelecek hafta bir sınavım vardır ve gelecek haftaki sınav hakkında endişelenirsin. Ya işte kesin yapamayacağım, ya başarısız olursam, ya bilmiyorsam, ya işte yetersizsem diye kendi kendine böyle negatif düşündükçe bedenin aynı şekilde hisseder. Aynı şekilde o korkuyu hissedersin, o paniği, o anksiyeteyi, o endişeyi hissedersin bedenini de. Aslında sınav bir sonraki haftayadır ama sen şimdiden bedenine o hissi yaşatmaya başlıyorsun. Yani iki kez endişelenmiş oluyorsun aslında. Hem yaşamadan önce o deneyimi endişelenmiş oluyorsun, hem de yaşadıktan sonra. Bu şöyle de olabiliyor. Örneğin geçmişte olumsuz bir deneyim yaşamışsındır. Geçmişte zorbalandığın bir an aklına gelir. Yatmadan önce bunu düşünürsün. Ya işte neden bana böyle davrandılar? İşte ben dışlandım, ben sevilmiyorum zaten deyip kendi kendine bunları tekrarladıkça bedenin bu sefer ne olur? Kötü hissetmeye başlar. Üzülmeye başlarsın. Bir acı hissedersin. Utanç hissedersin. Bunun gibi bedenine bunları hissettirmiş olursun. Ve biz çok fazla tekrar ettiğimizde bu şekilde negatif düşünceleri, negatif olayları, negatif şekilde hayal kurdukça aslında bedenimizde bunları hissediyoruz. Bunları ne kadar çok tekrar edersek bunlar bizim için alışkanlığı, hatta maalesef ki bağımlılık gibi oluyor. Bu yüzden de negatif düşünmeye ve hissetmeye bağımlı hale geliyoruz. Ki zaten psikolojide de kendini gerçekleştiren kehanet gibi bir kavram var. Bir şeyi 40 kere söylersen olur gibi, yani hani halk arasında böyle bir tabir var ya, sürekli kendine ben yapamam, ben başarısızım, işte ben hiçbir şey bilmiyorum, ben yetersizim diye kendine tekrar ettikçe zaten bedenindeki o duyguları hissedebilirsin, o negatif duyguları hissedebilirsin. Bu sefer ne olur? Yani yapabileceğin varsa, biliyorsan bile o kadar stres yaptığın için kendine başarısız olursun zaten. Bu hayatımızın her alanı için geçerli olabilir. Ben sevilemem, işte ben değersizim, ben yetersizim, işte hiç kimse beni istemiyor, hiç kimse benimle ilgilenmiyor şeklinde düşündüğümüz zaman ne oluyor? Kendimizi kötü hissediyoruz ve kendimizi diğer insanlara kapatmış oluyoruz. Kendimizi ilişkilere kapatıyoruz, hayata kapatıyoruz. Kendimizi aslında düşüncelerimizle korkutuyoruz. Örneğin şu şekilde, benim köpek fobim var. Yani köpeklerden korkuyorum. Birkaç kez bizi koşturdukları, kovaladıkları için de olabilir, tamam mı? Benim kafamda köpekler saldırabilir düşüncesi var. Köpekleri saldırgan olarak algılıyorum. Bu sefer ne oluyor? Kendi kendimi korkutmuş oluyorum. Ama eğer ben şu şekilde düşünsem ki köpekler işte evcil hayvanlar, dost canlısılar, aslında beni korumaya çalışıyorlar şeklinde düşünsem, köpeklere karşı daha farklı yaklaşırım. Kendimi güvende ve iyi hissederim.
ederim. Yani biz düşüncelerimizle kendimizi korkutuyoruz. Hayal gücümüzü yıkıcı bir şekilde kullandığımız için kendimizi korkutuyoruz. Örneğin işte bir yere gideceksin. Gitmeden önce kafanda hayal ediyorsun. İşte oraya gittiğin zaman ya insanlar seninle dalga geçerse, işte ilk defa gidiyorsun ya bir şey yapamazsan, ya şu olursa bu olursa deyip böyle sürekli kendimize negatif düşünceler ve hayallerle maalesef ki kendi kendimizi korkutmuş oluyoruz, kendimizi vazgeçirmiş oluyoruz. Negatif duygular bizim negatif düşüncelerimizden kaynaklanıyor. Bu öfke için de geçerli olabilir. İşte bana neden böyle davrandı, bunu bana yapmaması gerekiyordu, bu bir haksızlık falan diye böyle düşündüğümüz zaman ne oluyor? Kendi kendimizi öfkelendiriyoruz. Veya işte kendi kendimizi utandırıyoruz. Çünkü işte bunu böyle söylememeliydim. Ya benim hakkımda şöyle düşünüyorsa, örneğin ben video çekmeden önce çok kötü hissettirdim kendimi. Dedim ki işte kimsenin ilgisini çekmeyecek, bunu kim izleyecek? İşte neden bu videoyu çekiyorum şeklinde ne oluyor? Kendi kendimi bu sefer düşürmüş oluyorum. Yapacağım şeyden kendimi korkutmuş ve vazgeçirmiş oluyorum. Ya işte negatif yorum yaparlarsa falan filan. Bu şekilde negatif düşündüğümüz zaman bir şey yapmaktan da kendimizi vazgeçirmiş oluyoruz. Kendimizi enerjisiz, yani enerjimizi tüketiyor. Aslında bu düşüncelerimiz enerjimizi tüketiyor. Kendimizi kötü hissediyoruz. Bu tamamen bireysel benim fikrim. Ve bence birçok psikolojik sorun da kötü düşün, yani negatif düşünmekten kaynaklanıyor. Örneğin ben şimdiye kadar biraz daha depresif bir karakterdim ve bir çalışma vardı. Olayı yazıyorsun. Bir sıra onunla ilgili düşüncelerini yazıyorsun. Bu düşünceler sana neler hissettirdi? İşte 12 bilişsel çarpıtma olması lazım. Onlardan karar veriyorsun. İşte hangisiydi falan. Bakarsınız internetten. Güzel bir çalışma bu arada. Ben bunu yapıyordum eskiden ve geçen defterimde tekrar karşıma çıktı bu çalışma ve yazdığım düşüncelere baktığımda o kadar negatif düşüncelerim vardı ki, zaten sürekli o şekilde düşündüğün sürece kendini kötü hissedersin, enerjin biter, yani depresyona girmen çok doğal geliyor. Mesela anksiyete diyoruz ya, mesela benim sosyal anksiyetem vardı ki hala biraz var bence, ben bunu aşmaya çalışıyorum. Ama mesela sosyal anksiyete de bu şekilde, diğer insanlarla ilişki kurmaktan korkuyorsun, biraz kaçıyorsun. Neden? Çünkü işte düşüncelerinle diğer insanların söyleyebileceği, yapabileceği şeyleri tahmin ediyorsun. Ya hakkımda kötü şeyler düşünürlerse deyip bu sefer kendi kendimize o anksiyeteyi yaratmış oluyoruz. Yani bu dediğim gibi tamamen benim bireysel bakış açım ama düşüncelerimizle kendimize sorunlar yaratıyoruz. Hasta ediyoruz aslında. Kendi kendimizi zehirlemiş oluyoruz. Bu yüzden negatif düşünceler hayatımızda çok zararlı olabiliyorlar. Negatif düşüncelerden nasıl kurtulacağız peki? Bence ilk olarak bunları fark etmek gerekiyor. Yani düşüncelerimizin farkında olmak gerekiyor. Bazen hiç farkında bile olmadan o kadar çok bıt 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 sürekli böyle zihnimiz çalışmaya, bir şeyler söylemeye devam ediyor ve bu sefer bu bizim enerjimizi tüketiyor, bu bizi yoruyor ve aslında kendi kendimizi hayatta kalma mekanizmasına sokmuş oluyoruz. Hayatta kalma mekanizmasındayken kendimizi tehlikede hissediyoruz, rahatsız hissediyoruz. Ya kendimizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü etrafımızda sürekli bir tehlike varmış gibi bunu düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz için aslında bedenimiz de kendini bu sefer korumaya alıyor. Ya sadece kendini düşünerek bir bedenini tehlikede hissettirmiş oluyorsun aslında. Bedeninin dengesini, o güven hissini bozmuş oluyorsun. Kendimizi korumaya çalıştığımız için bu sefer öfkeleniyoruz, korkuyoruz. Veya işte savunmasız hissettiğimiz zaman kendimizi bu sefer üzülmeye başlıyoruz. Ve de ya savaşıyoruz bununla ya kaçıyoruz. Sürekli sempatik parasempatik sinir sisteminden de bahsediyoruz. Onu da araştırabilirsin bu arada. Ve bu sefer uzun süre bu devam ettiğinde, uzun süre stresle yaşadığın, uzun sürede kendini tehlikede hissettiğin zaman bedenin bu sefer donma refleksine geçiyor. Yani donma tepkisi veriyorsun. Donduğun zaman da tamamen enerjin bitiyor, kendini bedeninden uzaklaşmış hissediyorsun ve hiçbir şey yapasın gelmiyor. İnsanlardan uzaklaşıyorsun, konuşasın gelmiyor, ilişki kurasın gelmiyor. Yani kendinin en iyi versiyonu olmuyorsun öyle olduğunda. Fakat kendini rahatlattığın zaman, kendini daha güvende hissettiğinde hayatın tadını çıkarma moduna geçebiliyorsun. Ve böylelikle kendini daha keyifli, daha rahat, daha neşeli hissedebiliyorsun. Daha
mutlu olabiliyorsun ve insanlarla olan ilişkin de biraz değişmeye başlıyor. Negatif düşünceler işte bizi hayatta kalma mekanizmasına sürüklüyor. Bu yüzden bunun farkında olmak gerekiyor ilk olarak. Her şey zaten ilk olarak farkındalıkla çözülüyor. Çünkü farkında olmadığımız bir şeyi çözemeyiz. Ve de biz düşüncelerimiz değiliz. Yani sen düşüncelerin değilsin. Sen düşüncelerini gözlemleyen bilinçsin. Orada o düşüncelerimizi gözlemlememiz gerekiyor. O düşüncelerden uzak kalıp bir dakika ya ne oluyor, ne düşünüyorsun deyip böyle biraz uzaktan kendimize bakmak gerekiyor. O düşüncelerden kendimizi uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani ben yetersiz değilim. Sadece zihnim bana yetersiz olduğumu söylüyor. Ben bunu duyuyorum. Ama ben bu düşüncenin kendisi değilim. Kendimizi bu şekilde özdeşleştirmemiş oluyoruz. Ego zihnimizle, işte sürekli konuşan zihnimizle özdeşleştirmemiş oluyoruz kendimizi. Biraz bundan uzaklaşmış oluyoruz. Farkındalık için, yani düşüncelerimizi daha kolay fark edebilmek için bir defter, bir günlük de tutabilirsin. Oraya düşüncelerini yazarsın, negatif düşüncelerini yazarsın. Bunları hem dışarıdan görmüş olursun, yani tamamen o düşüncelerin içine girip boğulmaktansa günlük tutarak bunlara yazdığında çok rahatlatıcı oluyor bu arada. Ben günlük yazmaktan gerçekten aşırı keyif alıyorum. Ki nereden baksan 12 sene falan oldu galiba. 12 seneden beri ben günlük tutuyorum. Çocukluğumdan beri benim bir sürü günlüğüm var, bir sürü defter bitirdim. Ve ben yazdığım zaman kendimi çok rahat hissediyorum, çok rahatlıyorum. Çünkü bu şekilde aslında düşüncelerini gözlemlemiş oluyorsun, farkındalığını yükseltmiş oluyorsun. Yeni bir bakış açısı kazanabiliyorsun çünkü uzaktan baktığın için onlara. Günlük tutmak da çok faydalı olabilir. Ve pozitif düşünmek. Şimdi pozitif düşünmek kısmına gelirsek. Bu da bir alışkanlık. Bu da geliştirilebilecek, pratik yapılabilecek bir alışkanlık aslında. Maalesef ki bazılarımıza, bana mesela ve birçok insana pozitif düşünmek direkt şak diye inmiyor. Biraz bunun için çabalamamız gerekiyor, tekrarlamamız gerekiyor, pratiğini yapmamız gerekiyor. Pozitif düşünme alışkanlığı geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bu da bir alışkanlık ve sonradan kazanılabilen, geliştirilebilen bir alışkanlık. Şimdi pozitif düşünmeye gelirsek, bence ilk olarak şununla başlamak istiyorum ki şefkatli olmak. Ya bu gerçekten hepimizin, tüm insanlığın sahip olması gereken yani bir özellik. Kendimize karşı şefkatli olabilmek, kendimizle şefkatli bir şekilde konuşabilmek, düşüncelerimizle şefkatli olabilmek, bu ekstra, ultra, süper önemli bir özellik. Şimdi şefkatli olmak şu şekilde açıklıyorum ben. Bir çocuğa nasıl davranıyorsan kendini çocuk olarak hayal edebilirsin, o fotoğraflarına bakabilirsin, çocukluk fotoğraflarına. Kendinle nasıl konuşurdun veya bir çocukla nasıl konuşuyorsun? Kendinle de o şekilde konuşmak gerekiyor. Yani kendine o şekilde de şefkatle yaklaşıyorsun. Kendi kalbini neden kırıyorsun o zaman? Kendine neden o şekilde davranıyorsun? Öz şefkat ya da şu şekilde açıklıyorlar. Sevdiğin bir kişiye nasıl konuşuyorsan, işte arkadaşlarına, ailene, diğer insanlarla nasıl konuşuyorsan veya işte nasıl diğer insanlara kibar oluyorsan kendine de aynı şekilde kibarlıkla yaklaşıyorsun, sevgiyle yaklaşıyorsun, şefkatle yaklaşıyorsun. Bunu bir arkadaşına söylesen, işte sen sevilemezsin, kimse seni istemiyor, kimse senden hoşlanmıyor desen o kişi senin suratına bile bakmaz. Ama sen kendi suratına bakıyorsun. Kendine neden bunları söylüyorsun o zaman? Kendine neden sen beceriksizsin, sen sevilemezsin diyorsun? Neden kendine o zaman sen başarısız olacaksın, sen zaten hiçbir şey hak etmiyorsun şeklinde yaklaşıyorsun? Kendimize de aynı şekilde o sevgiyle, o şefkatle yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü biz de bu şefkati hak ediyoruz. Biz de bu sevgi dolu sözcükleri hak ediyoruz. İltifatları hak ediyoruz. Pozitif düşünmek için çok önemli bir pratik olumlamalar. Olumlamalar çok etkili ve çok güçlü olabiliyorlar. Ben şimdiye kadar çok üşeniyordum olumlamaları kullanmaya ama hemen hayatımda etkisini gördüğümü fark ettikçe aslında biraz daha beni motive etmeye başladı bu. Geçen gün şöyle bir deneyim yaşadım hayatımda. Çok keyif aldım ben bu olaydan. Kendimi takdir ediyorum diye olumlamaları
tekrar ediyordum. Kendi kendime işte bazen aynanın karşısına geçiyorum. İşte zihnimi takdir ediyorum, düşüncelerimi takdir ediyorum, bilgimi takdir ediyorum, farkındalığımı takdir ediyorum diye. Böyle kendi kendime kendimi takdir ediyordum işte. Ve sonrasında bir yorum aldım. Videolarını, paylaşımlarını takdir ediyorum mu? Öyle bir yorum gelmişti. Şimdi tam hatırlayamadım ama çok güzel bir yorumdu. Ve tam olarak takdir ediyorum kelimesine takılmıştım ben. Yani tekrarladığımdan nereden baksam bir saat sonra falan böyle bu şeyi aldım, bu yorumu aldım. Ve aynı birebir kelime seçimi olunca böyle çok etkilenmiştim. Daha önce böyle yine video çekmeden işte biraz kendime kötü hissettirdim. Editliyordum daha doğrusu videoyu. İşte tekrar tekrar aynı şeylerimi söyledim. İşte kim izleyecek falan. Ya kötü yorum yaparlarsa diye böyle biraz kendimi kötü hissettirdim. Sonra benim bir tane defterim var böyle. Olumlamaları yazıyorum. Pozitif düşüncelerimi yazıyorum. İşte manifest yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Ya böyle tamamen pozitif şeyleri yazdığım bir defterim var. Farkındalıklarımı, aydınlanmalarımı falan yazıyorum. Acayip bir defter. Bir de scrapbook şeklinde yapıyorum. Bu da gereksiz bir ayrıntı ama çok hoşuma gidiyor. Bir şeyleri yırtıyorum, yapıştırıyorum falan. Böyle değişik dergi gibi bir şey oluyor. Neyse. Ona işte yazmaya başladım. İşte ben faydalı videolar çekiyorum. İnsanlara videolarımla ilham oluyorum. İşte beni seven insanları hayatıma çekiyorum. Beni destekleyen insanları hayatıma çekiyorum falan. İşte videolarım, paylaşımlarım çok değerli. Bilgi veriyorum falan filan. Böyle çok tatlı şeyler, olumlamalar yazıyordum kendi kendime böyle aklımdan. Ve ondan sonra yine böyle yarım saat, bir saat falan geçmiştir yine üstünden. Çok olmamıştır yani. İki yorum aldım bununla ilgili. Bir yorumda işte paylaşımların çok güzel devam et şeklinde bir yorum almıştım. Diğerinde de işte seni çok seviyoruz, çok güzel içeriklerim var gibi bir yorumdu. Ve ikisi de beni çok mutlu etti. Yani hem olumlamalarımın gerçek olması hem de bu şekilde yorumlar almak beni çok mutlu etmişti. Ben olumlamalardan gerçekten bu şekilde hemen etkisini gördüğümde çok keyif alıyorum. Tabii bazı olumlamalar biraz daha zaman alıyor belki. Tekrarlama gerekiyor bazılarına. Çünkü bu bizim bilinçaltımızın kabul etmesi, işte bilinçaltımızı aktarma sürecine de bağlı. Bazen bilincimiz direnç gösteriyoruz, biz direnç gösteriyoruz. Tam olarak hissetmek gerekiyor olumlamaları tekrar ederken. Ama genelde olumlamalar gerçekten işe yarıyor ve buna da inanmak lazım. Yani bu konuda da pozitif olmak gerekiyor. Bu da çünkü bir olumlamadır. Olumlamalar işe yarıyor, işte pozitif düşünmek işe yarıyor, ben pozitif düşünüyorum, işte oluyor. Bu da bir olumlamadır aslında. Buna da pozitif yaklaşmak gerekiyor. İşe yaradığına inanmak gerekiyor. Faydalı olduğuna, hemen etkisini gösterdiğine de inanmak gerekiyor. Dediğim gibi bu da bir olumlama. Bu konuda bile pozitif olmak gerekiyor aslında. Zaten tekrar ederken de kendini çok iyi hissediyorsun. İşte ben yeterliyim, ben değerliyim, ben sevilebilirim. Bunları tekrar ettikçe zaten o duyguları da hissetmeye başlıyorsun. Bu duygular da tabii ki çok önemli. Çünkü düşünceler ve duygular birleştiği zaman bunlar inançlara dönüşüyor. Bilinçaltımız bu şekilde öğreniyor. Zaten pozitif düşünme alışkanlığını bu şekilde geliştirebilirsin. Dediğim gibi zihnimiz gerçek ve hayal arasındaki farkı bilmediği için pozitif düşüncelerimize de yine pozitif duygularla tepki verecektir. Ve bu şekilde bunları inançlara dönüştüreceğiz. Daha pozitif inançlara sahip olacağız. Hayatımızı bu şekilde yaratmış olacağız. Ve bu da bize pozitif enerji olarak geri dönecek. Çünkü evrene neyi veriyorsan, evren de sana aynısını geri veriyor. Yani sen pozitif enerji, pozitif düşünce yaydığın sürece o da sana pozitif enerjiyi geri verecektir. Bu sana pozitif deneyimler, insanlar, şeyler olarak geri dönebilir. Güzel hisler, pozitif hisler, mutluluk, neşe olarak geri dönebilir. Kendini daha keyifli hissedebilirsin, daha güvende ve rahat olabilirsin. Gerçekten pozitif düşünmek çok güçlü ve çok etkili oluyor hayatımızda. Çok 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 önemli. Ekstra, ultra, süper önemli oluyor. Benim anlatacaklarım sanırsam bu kadardı aşkım. O zaman bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Pozitif düşün. Love you. Bye. Işığım düştü. Oh.